Haber Merkezi Kanal Urfa ekranlarından bir kez daha merhabalar. Gelişmelerle ana haber bülteninde yeniden sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyenler, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki trafik kazasında şehit olan Şanlıurfalı şehit polis memuru Turgut İnanç, memleketi Birecik'te gözyaşları içerisinde sonsuzluğa uğurlandı. Geçen salı günü Mardin'in Nusaybin ilçesinde polis ve askere ait iki zırhlı aracın karıştığı kazada terörle mücadele şube müdürü Gaffar Güneş şehit oldu. Aynı kazada zırhlı aracı kullanan polis memuru Turgut İnanç ağır yaralandı. Mardin'de yapılan ilk müdahalenin ardından eşi Serpil İnanç'la birlikte ambulans uçakla Ankara Gata'ya götürülen 9 yıllık polis memuru Turgut İnanç, dün akşam doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit polis memuru İnanç'ın cenazesi Ankara'dan uçakla Şanlıurfa'ya getirildi. GAP Havaalanı'nda karşılanan şehidin naaşı karayoluyla baba ocağı olan Birecik'in Aşağı Habip Mahallesi'ne götürüldü. Şehit polis memurunun yakınları son kez baba evinin önünden tabutunun geçilişi sırasında gözyaşına boğuldu. Mahallede düzenlenen cenaze töreninde şehit babası Müslüm İnanç, oğlunun fotoğrafına sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Cenaze töreninde şehit polisin tek çocuğu olan 1 yaşındaki Elif Bilge İnanç, babasının son yolculuğunu akrabalarının kucağında izledi. Dört yıllık evli olan Serpil İnanç'sa cenaze töreninde eşinin tabutuna sarılarak fotoğrafını tören boyunca kucağında taşıdı. Şanlıurfa Müftüsü İhsan Açık'ın kıldırdığı cenaze namazına Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük, Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı, İl Jandarma Komutanı Albay Selman Kömürcü ile Birecikliler katıldı. Cenaze namazının ardından şehit polisin cenazesini omuzlarda mahalle mezarlığına taşındı ve gözyaşları arasında aile mezarlığına defnedildi. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevgili izleyenler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Şehitler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, sürdürülen operasyonların sivil vatandaşların zarar görmeyeceği şekilde devam ettiğini söyledi. Devletimizin bekasına, milletimizin birlik, beraberlik ve güvenliğine kasteden hainlerin planları, halkımızın, sizlerin sağduyusuyla, devletimizin kararlı duruşuyla ve fedakar ve kahraman silah arkadaşlarımızın büyük emek ve gayretleri sayesinde hedefine ulaşmamıştır, ulaşamayacaktır. Bu yönde yapılması gereken bütün faaliyetlerin, planlamanın ve icranın yapıldığını da bilmenizi istiyorum. Hepinizin bildiği gibi 24 Temmuz'da başlayan, hava harekatıyla başlayan teröristle mücadeledeki yeni dönem bütün şiddetiyle devam etmektedir. Bununla ilgili yapmamız gereken bütün faaliyetler planlanmıştır ve bir sıra dahilinde icra edilmektedir, kararlı bir şekilde icra edilmektedir. Burada övünçle belirteceğim, gururla belirteceğim bir husus, bu mücadelede asker, polis, korucu ve hatta oradaki vatandaşlarımızın bir kısmının da destek ve yardımlarıyla bu mücadele kararlı bir şekilde devletin tüm kurumlarının koordinasyonu içinde büyük bir başarıyla, büyük bir dayanışma içinde mücadele sürmektedir. Yine burada her an bu faaliyetlerin icrası sırasında, teröristle mücadelelerin icrası sırasında her an yanımızda hissettiğimiz, bize büyük güç ve dayanma gücü veren
milletimizin engin sevgisi ve desteğidir. Bunu her zaman yanımızda bulmaktan da büyük bir gurur, büyük bir onur duyduğumuzu da burada özellikle belirtmek istiyorum. Bu birlik ve beraberlik içinde yapılan mücadelenin diğer önemli bir özelliği de burada görev yapan güvenlik güçlerinin tüm mensupları, asker, sivil, tüm mensupları silahlı kuvvetler olarak, güvenlik güçleri olarak hiçbir mezhep, etnik ayrımı yapmaksızın sivil ve masum vatandaşlarımızın can kaybına müsaade etmemek için büyük bir dikkat ve hassasiyetle çalışmaktadırlar. Ve faaliyetlerin olabildiğince dikkatli, olabildiğince yavaş, olabildiğince hesaplı gitmesi için her türlü gayretin en üst düzeyde gösterildiğini de burada ifade etmek istiyorum. Ve bu çalışmalar sırasında bölge halkımızın gösterdiği sağduyu ve desteği de burada şükranla anmak istiyorum. Sonuç olarak özetlemek gerekirse, Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin ve milletimizin birliği, bütünlüğü, bağımsızlığı, egemenliği ve bayraklaşan vatan topraklarının korunması konusunda en önemli teminat olmaya devam edecektir. Biz biliyoruz ki en büyük takdir güvenilmek, en büyük başarı da bu güvene layık olmaktır. Bu nedenle tüm Türk Silahlı Kuvvetleri olarak, tüm Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mensupları milletimizin güvenine layık olabilmek için elinden gelen her türlü gayreti gösterdiğini de bilmenizi istiyorum. Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük Şehit Aileleri Derneği'ni ziyaret etti. Vatan için can veren şehitlere her zaman şükran borçlu olduklarını ifade etti. Hayırlı günler. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Sağ olun. Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret ederek dernek yöneticileriyle görüştü. Derneğin Kadri Erdoğan Caddesi'ndeki yerinde Vali İzzettin Küçük'ü Dernek Başkanı Mehmet Yavuz karşıladı. Bir bakayım yani hani anladım sizin dediğiniz mülk olarak. Dernekte bulunan şehit aileleriyle buluşan Vali İzzettin Küçük, derneğin yeni yer arayışları konusunda maddi manevi kendilerine her zaman yardımcı olacaklarını kaydetti. Çok güzel ya. Ziyaret sırasında derneğin anı defterine duygu ve düşüncelerini aktaran Vali İzzettin Küçük, vatan için can veren şehitlere her zaman şükran borçlu olduklarını, şehitlerin yakınları içinse ne yapılsa da yapılanların kafi gelmeyeceğini kaydetti. Ziyaretin sonunda ise Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ziyaretin anısına Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük'e hediye takdim etti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Haliliye ilçesinin Devteşli mahallesine yapılan semt pazarı törenle hizmete açıldı. Şanlıurfa merkez ve ilçelerde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediye, her ilçeye yapacak semt pazarının projesinin ilkini Haliliye'nin Devteşli mahallesinde hizmetti. 4000 metrekarelik kapalı alan, 300 geçici tezgahın kurulduğu pazarın olmadığı günlerde ise ücretsiz otopark hizmet verecek olan modern semt pazarını Büyükşehir Başkanı Nihat Çiftçi ve Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol tarafından açıldı. Devteşli semt pazarındaki bölge esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Nihat Çiftçi, vatandaşlarla sohbet ederek esnafa yeni semt pazarının hayırlı olmasını diledi. Her ilçeye yapılacak olan semt pazarının ilkini Devteşli mahallesinde yaptıklarını belirten Başkan Nihat Çiftçi, vatandaşlara daha kaliteli ve yaşanabilir bir Şanlıurfa inşa edeceklerinin vurgusunu yaptı. Haliliye ilçemizde uygulamayı başladık. Devteşli mahallemizde başladık. Güzel olmuş. Hem insanları alışveriş yaparken daha temiz, yazın gölgede, kışın yağmurların çamurdan korunmuş bir şekilde, rahat bir şekilde, medeni bir şekilde yaşamanın gereği olarak alışveriş yapmak her vatandaşımızın, halkımızın hakkı olduğunu düşünüyoruz. Şanlıurfa trafiğini rahatlatma adına dev projeleri bir bir hayata geçirdiklerini belirten Başkan Nihat Çiftçi, Şanlıurfa'nın çevre yolu ağını tamamlayacak olan 10 kilometrelik Kuzeybatı çevre yolunun yapımına başlayacaklarını söyledi. Kuzeybatı çevre yolunun şantiyesi kurulu, iş makineleri 2 gün içerisinde gelip
Hüsnülerdeyim, Şanlıurfa'mız için, DTŞ için, Halil'in ilçemiz için, Çevik Kuvvet'e bağladığı için, Karayolu ilçemiz için önemli olan bir yolun başlangıcını yapmış olacağız. Bizler size derdiyle dertleniyoruz. Onu size söyleyeyim. Başkan Çiftçi, Haliliye ilçemizde 2, Süleymaniye'yi Halepçi'ye bağlayacak olan bölgede ve Eski Halk Pazarı'nda 2 adet yeni köprülü kavşak çalışmalarına başlayacaklarını ifade etti. Yine Haliliye açısından ilçemizde 2 tane köprülü kavşak dalgeç 2 gündür başladı. Şanlıurfa Allah'ın izniyle çalışkan kadrolarla Şantiyalarını görecek ve Şanlıurfa'ya ne yapsak yeridir diyorum. Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ise halkımızın huzur ve güven içerisinde yaşamasını temin edecek ve hayatlarını en mutlu şekilde sürdürmek için Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan tesisi açtıklarını belirtti. Hizmetimize kazandırdığı için, halkımızın hizmetine sunduğu için Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Nihat Çiftçi Beyefendi'ye ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Şanlıurfa'da inşaat, yapı ve dekorasyon fuarı açıldı. Fuara çeşitli illerden gelen firmalar katıldı. Şanlıurfa'da üçüncüsü düzenlenen inşaat, yapı ve dekorasyon fuarının açılışı gerçekleştirildi. Fuarın açılışına Büyükşehir Belediye Başkan Sekreteri Abdülkadir Acar, AK Parti Milletvekili Kemalettin Yılmaz Tekin, çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle çeşitli illerden gelen firma sahipleri katıldı. Fuara çeşitli illerden gelen firmalar kendi ürünlerinin tanıtımını gerçekleştirirken, vatandaşın tarım fuarına gösterdiği ilgiyi yapı ve dekorasyon fuarına göstermediği gözlerden kaçmadı. Bir ülkenin kendi ürünlerini kendisinin yetiştirmesinin çok önemli olduğunu belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Sekreteri Abdülkadir Acar, günlük ve içi boş işlerle uğraşılmaması gerektiğini söyledi. Bilgi üreten, ürettiği bilgiyi teknolojiye dönüştürebilen, kendi teknolojisini kullanabilen milletler ayakta kalabilmiştir. Kof sloganlarla, içi boş günlük çekişmelerle uğraşan milletler de başkaları her zaman idare etmiş ve yönlendirebilmiştir. Bu manada Rabbim Müslümanları İslam eylesin. Müslümanların İslam aleminin İslam'ı anlamasını nasip eylesin. İlk emre oku olan bir milletin başkalarının teknolojisini kullanması, aleme nizam vermiş bir milletin, dünyaya tekniği, teknolojiyi öğretmiş olan bir milletin, bir İslam aleminin bugünkü durumu hakikaten işler acısıdır ve hepimizin kendimizi çok ciddi manada sorgulaması lazım. Slogan atmaktan öte herkesin işine, işi her ne olursa olsun o işi en iyi şekilde yapması durumunda kaliteyi yakalayabilir ve dünya üzerindeki milletler mücadelesinde hak ettiğimiz yeri yakalayabiliriz. Şanlıurfa'nın her zaman bilgi ve teknolojiyle anılması gerektiğini belirten AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaz Tekin, fuarın Urfa için çok önemli olduğunu belirtti. Bizler İbrahim'i ruh ile mayalanmış kadim toprakların evlatları, Urfalılar. Urfa, yiğitliğin, cengaverliğin, vatanı, milleti sevmenin adıdır esasında. Urfalı olmak herkese nasip olmaz. Elhamdülillah Urfalıyım, elhamdülillah Urfalıyız. Urfa öyle bir memleket ki, bağrından her dönem yiğitler yetiştirdi. Öyle yiğitler ki, tarihe damgasını vurdu. Saymakla bitmez bu isimler. Ve bu Urfa'nın evlatları bugün toplanmış memleketlerine hizmet etme gayesiyle oluşumlar, teşekkürler yapmış. Urfa'da fuarlar açılamaz. Urfa terörle anılır denilenlere meydan okurcasına koskocaman fuarlar, koskocaman alanlar, koskocaman mekanlar açarak Urfa'yı hak etmediği şekilde terörle almanın yerine
hizmetle, işle, çalışmayla, teknolojiyle, bilgiyle anılmanın hak olduğunu gösterir şekilde bugün bir araya geldik, hamdolsun. Konuşmaların ardından fuara katkılarından dolayı plaketler sahiplerine Abdülkadir Acar ve Kemalettin Yılmaz Tekin tarafından verildi. Toru Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Toru Akçakale'de öğrencilerle bir araya geldi, başarının sırrını paylaştı. Akçakale Şehit Halil Kanat Lisesi Okul Müdürü Mustafa Şahin, Tarih Öğretmeni İzzettin Aslan, Edebiyat Öğretmeni Mustafa Yılmaz Tekin ve 9. sınıf öğrencilerinin düzenlemiş olduğu Kariyer Günleri etkinliğinde Şanlıurfa'nın başarılı iş adamı ve medya temsilcisi İbrahim Toru'yu ağırladı. İş adamı Toru, öğrencilere verdiği konferansta hayatından kesitler ve yaşadığı zorluklardan oluşan bir anlatım sundu. İzzet Aslan öğretmenimizle ve okul müdürümüz Mustafa Şahin Bey'le birkaç günde okulumuzla ilgili bir kariyer gününün olması için söylemiş. Fakat ben iş yoğunluğundan dolayı bu güne tekabül ettim. Bir 10-15 gün önce görüşmemin esasında benim de Akçakale'de ilk kariyer günü. Çünkü bugüne kadar maalesef hiç kimse teklif etmedi. Ve bugün sevgili ve saydığım İzzet ve Mustafa hocamla teşekkür ediyorum. Ben de sizlerle buluşturduğu için bu benim de Akçakale'de ilk toplantım ve kariyer günüm. Sizlerle olmaktan ben mutluyum ve gururluyum. Toru verdiği konferansta ayakkabı boyacılığından uluslararası iş yapan bir şirketin yönetim kurulu başkanlığına nasıl geldiğini çarpıcı ve birbirinden ilginç hikayelerle aktardı. Başarının sırrının sevgi, saygı, sadakat, samimiyet ve sabırdan oluşan 5S'den geçtiğini anlatan iş adamı İbrahim Toru, öğrencilerin geniş vizyon sahibi olmaları gerektiğini söyledi. Konuşmasının ardından öğrencilerden soru da alan iş adamı Toru, bir öğrencinin başarılı olmak için neye ihtiyacımız var sorusuna 5S formülünü uygulamalarını istedi. Okulun lobi salonunda öğrencilere "Geldiğim yeri biliyorum" adlı kitabını imzalayan Toru, öğrencilerin büyük beğenisini kazandı. Toru, öğrencilere sahip olduğu şirketlerin gezilmesi için öğrencileri Şanlıurfa'ya davet ederek yapacakları gezi sonunda da sinema ve bowling salonunda onlara güzel bir gün yaşatacaklarını sözlerine ekledi. Öğrencilerimize, öğretmenlerimize, müdürümüze çok çok teşekkür ederim. Faydalı ve yararlı oldu. Özellikle gençlerimizin hem gelecekle ilgili ümitlerinin, azimlerinin, gelecekle ilgili neler yapılırsa tüyoları verdik, şifreleri verdik. İnşallah faydalı ve yararlı olmuştur. Ben özellikle Akçakale'ye geldim, lisemize ilgili gördüm. Akçakale'nin en eski liselerinden bir tanesi. Fakat günümüz çağımızla ilgili yenilenmesine ve yeniletmesine fayda ve yarar var. Ben özellikle buradan da Şanlıurfa Valimize, Milli Eğitim Müdürümüze de buradan sesleniyorum. Buradaki okulumuzla ilgili günümüz çağlarıyla ilgili biraz eskimiş, yenilettikleri vakit ve güzel hizmetler olduğundan dolayı temelim ve isteğim güzel şeyler olur. Akçakale ve tüm ilçemiz ve Urfa'mız her şeyin en iyisine layıktır. Gerçekten biraz önemsendiği vakit gelecekle ilgili bütün öğrencilerimiz başarılı olur. En azından unutulmayalım diye biz de plaket takdim ediyoruz. Kendisine yazık durmadı. Akçakale Şehit Halil Kanat Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin düzenlemiş olduğu kariyer günleri etkinliğinin sonunda iş adamı İbrahim Toru'ya okul müdürü Mustafa Şahin okul adına bir plaket takdim etti. Hem genleri sinema, bowling'e bir de bizim yerlerimizle ilgili gezme sözü verdik. Çaylar şirketlendir diyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından iyilik ödülüne Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem layık görüldü. Gerem ödülünü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı elinden aldı. Büyük, kocaman bir yerdir. Bir dünya sığabilir içine. İyilikse orada herkese yer açabilmektir. Kendini unutup başkalarını dert edinmek, onlar da mutluysa gülebilmektir ancak. 5 yıldır Suriye'nin iç savaşından kaçıp Şanlıurfa'ya sığınan Suriyeli mültecilerin ve Suriye'deki mazlumlara umut kaynağı olan İnsani Yardım Platformu, Diyanet İşleri tarafından iyilik ödülüne layık görüldü. Diyanet İşleri Başkanlığından iyilik ödülüne layık görülen İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem, kendilerine verilen ödül nedeniyle çok mutlu olduklarını söyledi. 25 yıldır insanlara yardım ediyor, yoksulları, düşkünleri kolluyor, muhtaçların
çaresizlerin yardımına koşuyor. Sayın Osman Gerem'i ödüllerini almak üzere sahneye davet ediyorum ve ödüllerini vermek üzere de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın İsmail Kahraman Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, saygıdeğer Hazırım, cömertliğin, sabrın diyarında hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. İyiliğe iyilik katmak, iyilik adına, iyilikte bulunmak adına, başta Diyanet İşleri Başkanımız, saygıdeğer muhterem hocama, Diyanet Vakfımızın Kadir Şinaz yetkililerine saygılarımı, sevgilerimi, muhabbetlerimi sunuyorum. 5 yıldır Suriyeli mültecilerin yardımına koştuklarını ifade eden Gerem, kendilerine verilen ödül nedeniyle daha çok sorumluluk hissettiklerini ifade etti. Bu iyilik Urfalıların iyiliği. 595 bin Suriyeli misafir eden, ekmeğini paylaşan ve asrımızın muhacir ve ensarlı kardeşini yaşatan şanlı Urfalılar, bu ödülün fazlasıyla hak ettiler. Tabii ödül, amaç ödül değil. Amaç Allah rızasıdır. Biz fisebilillah gecemizi gönlümüze katarak çalışmaya gayret ediyoruz. Şanlıurfa halkının destekleriyle 5 yıldır Suriyeli mültecilere yardım gönderdiklerini belirten Gerem, verilen ödülün sadece bana değil, tüm Urfalılara verildiğini kaydetti. Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayacaklarını belirtti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfalı Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda 11 Nisan Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi'nin düzenleyeceği çeşitli etkinlikleri ve programları anlattı. Ülkemizde son zamanlarda yaşanan terör olayları nedeniyle üzüntü içerisinde olduklarını ifade eden Başkan Nihat Çiftçi, Şanlıurfa'mıza yakışır bir şekilde 11 Nisan etkinlikleri düzenleyeceğiz. Fakat eğlence kapsamında etkinlikler yer almayacağını belirtti. Ülkemizdeki terör olayları sebebini yerleştiremiyoruz. Yani eğlencedir, müziktir, konserdir, şükür programlar yok. Bunları şey yapmıyoruz. Bunun üzerine yarışmalar var, ödüller var. Şanlıurfa'ya hizmeti olmuş. Gerek iş adamı, esnaf, sanatçı, bürokrat, siyasetçi, bunların Şanlıurfa'da buluşmaları var. Yine kesinleşmek üzere tabii yani o branşları tek tek saymaya gerek yok. Yani yarışmalar düzenleniyor, dereceye giren gençlerimizin ödül takdimleri var. Bir kortej yürüyüşü var. Yani bizim 11 Nisan kurtuluş programını başladığımız ilk gün, ilk program kortej yürüyüşüdür. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan etkinlikler kapsamında Şanlıurfalı STK temsilcileriyle bir araya gelen Başkan Nihat Çiftçi, etkinliklerle ilgili STK temsilcilerinin de görüş ve önerilerini aldı. Urfalıların Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği şanlı direnişi ve destansı zaferini yeni nesillere yaşatmak için Büyükşehir Belediyesi tarafından 9, 10 ve 11 Nisan tarihlerinde kent genelinde kortej yürüyüşleri, ödüllü 11 Nisan koşusu, şehitleri anma ve mevlüt programları, kurtuluş mücadelesi söyleşisi, eski Kurtuluş Savaşı resim ve fotoğraf sergisi ve birçok farklı etkinlik düzenleyecek. Onu da Halil Rahman Balıklıgöl Hamzası'ndan
Halkçı Meydanı'na kadar bir yürüyüş güzergahı planlanıyor. Yine 7 bölgede katılımla mehtera gösterisiyle meydanda kortej yürüyüşünü sona erdiriyoruz. Yine 9 Nisan'da başlıyor programımız, onu söyleyelim. Yarışma ödül törenine geçiyoruz. Burada gençlerimizin daha iyi düşünmeleri için, şiir yazmaları için, kompozisyon yazmaları için, resim yapmaları için, maraton koşuları için spor müsabakaları var. Orada dereceye giren gençlerimize ödüller takdim edileceği. Türkiye'de 10 ilde yapılan eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi projesinin son ayağı Şanlıurfa'da yapıldı. 10 ilde başlatılan ve eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını hedefleyen proje 14-17 Mart tarihleri arasında Şanlıurfa'da gerçekleştirildi. Projenin son ayağı Şanlıurfa'da gerçekleştirildi. Toplantıya Milli Eğitim Bakanlığı, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme Projeler Daire Başkanı İsmail Yıldız ve okul müdürleri katıldı. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen proje kapsamında 4 pilot okuldaki 1100 öğrenci ve 34 gönüllü öğretmenin toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığının arttırılması ve bilinçlendirilmesi hedeflendi. Milli Eğitim Araştırma ve Geliştirme Projeler Daire Başkanı İsmail Yıldız, projenin Avrupa Birliği içinde örnek bir proje olduğunu belirterek Urfa'ya verdiği önemli Avrupa Birliği kayıtlarına girdiğini söyledi. Şu anda Urfa ayağında biz çalışmalar sürdürüyoruz. Bu vesileyle buradayız. Gerçekten Urfa bu projeye çok önem verdi. Bu işin bilincini kavradı. Gerek okullarımızda, gerek ailelerde gerçekten bir farkındalık yarattı. Bu farkındalık bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Gerçekten bu proje Avrupa Birliği için de bir örnek bir proje. Bizi takip ediyorlar. Urfa gerçekten verdiği önemle Avrupa Birliği kayıtlarına girdi. Biz bunun çıktılarını kendi ağzından öğrendik, bize ulaştırıldı. Gerçekten bizi çok memnun ediyor. İnşallah proje bittikten sonra da bu sürdürülebilirlik devam edecek burada. Urfa'dan bunu biz umut ediyoruz. Çünkü Urfa için çok önemli. Urfa bizim için olmazsa olmazlardan bir ilimiz. Urfa'yı gerçekten bu yönde kutluyorum. Bize çok iyi bir misafirperverlik gösterdi. Gerek okullarımız, gerek veli boyutuyla, gerek basın yoluyla bize gerekli desteği verdi. Diğer konular olduğu gibi bu desteği de veriyor. Ve emin olun biz bunu Ankara'da anlatıyoruz. Siverek Belediyesi'nce evinin önündeki 20 yıllık dut ağacını kestiği için bir vatandaşa 30 ağaç dikme cezası verildi. Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinin Esmerçayı mahallesindeki evinin önünde bulunan ağacı izinsiz kestiği belirlenen Hacı Açıl isimli vatandaş, belediye encümenince kestiği bir ağaç yerine 30 ağaç dikme cezasına çarptırılmıştı. Kararın bugün uygulanması, kararın Hacı Açıl adlı vatandaşa bildirilmesiyle Siverek Çermik Karayolu'nda bulunan Tokdemir Mezarlığı'na 30 ağaç dikildi. Ağacı kestiği için pişman olduğunu söyleyen Hacı Açıl, ağaç dikmeyi ceza olarak görmediğini belirtti. Bu hırsızlar dolaştığı için de ben ağacı şey yaptım. Ağacım geldim belediyeye şey verdim. 3 sefer müracaat ettim, onlar da gelmediler. Hırsızlar dolaştığı için de biz şey yaptık. Adam geldi budamasını yaptık. Ondan sonra zabıtalar geldi. Tutanakı tutturdular. Efendim ağaç kesmişsiniz, bir ağaç kesmişsiniz evet. Kökünden. Evet, dur söylerim. Biz bir tanenin budamasını yaptık, diğerini de kökten biz kestik. Kestikten sonra zabıta geldi, tutanakı tuttu. Ondan sonra belediyeye gittik. Encümenlere verdik. Encümenler de karar verdiler. 30 ağacı dikeceğiz. Yani bu hırsızlar dolayı içinde, yani hırsızlar... Şey yaptık, içimiz ağacı kestik. Siverek Belediyesi Park ve Bahçeler Sorumlusu Belediye Başkan Yardımcısı Doğan Kanlıbıçak, karardaki 30 ağaç dikmenin ceza için değil, farkındalık yaratması açısından önemli olduğunu belirtti. Şanlıurfa'da çiftçiden alınan elektrik paralarını ödemeyen ve sorun yaşayan sulama birlikleri için feshedilme kararı çıktı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ve Harran ilçesindeki çiftçiler elektrik sorunu için verilen vaatler yerine getirilmeyince Ankara'ya gitti. Sulamaya ihtiyaç duyulan bir dönemde elektrik kesintilerinin yaşandığını belirten çiftçiler, Cumhurbaşkanı ve Başbakan'la görüşme talebinde bulundu. Akçakale ve Harran'dan sulamada kullanılan elektriklerinin kesilmesi üzerine mağduriyetlerinin giderilmesi için çiftçilerden oluşan bir heyet, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaz Tekin ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'le görüştü. Elektrikle sulama yapan çiftçilerin her yıl sulama birliklerine enerji ücretlerini ödedikleri, ancak sulama birliklerinin DEDAŞ'a ödeme yapmamaları dolayısıyla çiftçilerin yaşadığı elektrik mağduriyetini gidermesi masaya yatırıldı. Tarım Bakanı Faruk Çelik, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile birlikte Şanlıurfa Milletvekili Yılmaz Tekin ve diğer vekillerle oluşturulan masadan sorunlu sulama birliklerinin feshedilip DSİ'ye devredilmesi kararı çıktı. Bu kararı sevinçle karşılayan çiftçiler, sulama birliklerinin feshedilmesiyle çiftçilerin elektrik kesilmesinde yaşadıkları sıkıntıyı tekrar yaşamayacakları umudunu kaydetti. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaçar, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'u makamında ziyaret etti. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaçar, beraberindeki heyetle birlikte Başkan Fevzi Demirkol'u makamında ziyaret etti. Başkan Yardımcısı Osman Uludağ ve Belediye Meclis Başkan Vekili Abdurrahman Beyaz'ın da hazır bulunduğu ziyarette, Başkan Demirkol, Haliliye Belediyesi'nin geçmiş zamanlarda yaptığı ve 2016 yılında yapacağı çalışmalarla ilgili Milletvekili Kaçar'a bilgi verdi. Haliliye Belediyesi'nin yeni kurulmuş olmasına rağmen hizmet noktasında çok ileride olduğunu vurgulayan Milletvekili Kaçar, Ankara'da yapılması gereken işlerin takipçisi olduklarını söyledi. Gerçekten de istişare neticesinde de çok güzel hizmetleri gerçekleştiren bir başkanımız. Bugünkü ziyaretimizde bugüne kadar Haliliye'de gelinen noktayı ve 2016 yılı için planlanan çalışmalarla ilgili kendisinden ayrıntılı bir bilgi alma imkanımız olacak. Bu bağlamda da bizim milletvekili olarak Ankara'da takip etmemiz gereken işlerle ilgili talepleri varsa onları kendilerinden alacağız. Haliliye Belediye'miz yeni kurulan bir belediye. İlk dönemlerde yeni kurulmanın zorluğunu hızlı bir şekilde atlatan ve şu anda hizmet noktasında sahada olan bir belediyemiz. Biz de belediyemizle birlikte yol almaktan, istişare etmekten ve bize düşen görevleri yapmaktan son derece memnunuz. Halka hizmetleri en seri şekilde ulaştırmak için kamunun tüm imkanlarını kullandıklarını söyleyen Başkan Demirkol'sa ziyaretinden dolayı Kaçar'a teşekkür etti. Şimdiye kadar yapmış olduğumuz hizmetlerde hem Sayın Kaçar'ın hem diğer milletvekillerimizin ve Sayın Bakanımız Faruk Çelik Beyefendi'nin her zaman için desteğini gördük. Ve bundan sonrasında da aynı destek devam edecektir. Halkımızın hizmetlerinin en acil şekilde, en seri şekilde ulaştırılması amacıyla kamunun tüm imkanlarının ve ayrıca tüm belediyelerimizin kardeşlik duygusu içerisinde ve paylaşım duygusu içerisinde beraber hareket ettiğimiz tüm belediyelerden almış olduğumuz imkanlarla hizmetlerimiz artarak devam edecektir. Daha önce ekmiş olduğumuz tohum bugün çim verdi, toprağın üstüne çıktı ve şimdi hizmetlerimiz daha iyi görülmeye başlandı. Çalışan gazeteciler tarafından düzenlenen periyodik buluşmaya Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş konuk oldu. Medyayla yargıyı bir araya getirip bu ilişkiyi güçlendirmek ve kamuoyunda çokça sıkça rastladığımız bu lekelenmeme hakkı, adil yargılanma hakkı ve işte sizlerin bilgi aktarma hakkını belli bir düzlemde buluşturmak. Bu aradaki dengeyi sağlayabilmek. Çalışan Gazeteciler Derneği'nin düzenlediği Şanlıurfa için tek kalem buluşmalarının bu haftaki konuğu Şanlıurfa Başsavcısı Uğurhan Kuş oldu. Kanal Urfa Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Toru, Çalışan Gazeteciler Derneği'nin yönetimi ve üyelerinin katıldığı Şanlıurfa için tek kalem buluşmasında Başsavcı Kuş, gazetecilerin sorunlarını yakından takip ettiğini vurgulayarak basın mensuplarına müjde verdi.
Basın mensuplarının adliyeye giriş çıkışlarında yaşanan sorunların önüne geçmeyi amaçladıklarını aktaran Başsavcı Uğurhan Kuş, adliye muhabirlerine giriş çıkışlarda kartlı sistem getirdiklerini belirtti. Adliye girişlerde sıkıntı yaşanmaması adına bazı adliyelerde kart uygulaması vardır. Diyarbakır'da benim geldiğim yer olan Diyarbakır'da da benzer bir uygulama vardı. Tabi bunu daha önce paylaşmıştım sizinle. Böyle bir düşüncem var diye. Şimdi tabi bunu yapabilmek için yereldeki tüm arkadaşlara değil de belirli isimler üzerinde uzlaşılıp evet o arkadaşlara işte kimlik kartı şeklinde bir kart vererek adliye girişlerine hakim savcıların avukatların girdiği personelin girdiği kapıdan sağlamak suretiyle böyle bir kolaylık yapılması düşüncem var. Tabi bu konudaki düşüncemi daha önce açıkladım ama tabi bu tek taraflı olmuyor. Bazen sizin de bizi harekete geçirmeniz gerekiyor. Şu isimleri belirledik. Şu isimleri belirledik. Bunlarla ilgili böyle bir çalışma yapılmasını bekliyoruz. Demenizi bekliyoruz belki de. O olursa inşallah biz onu hemen en kısa sürede hallederiz. Bu birlik ve beraberliğimizin ülkemize faydalı olacağını düşündüğünü ifade eden Şuşgat Başkanı Tahir Gülebak ise birbirimize kenetlendikçe güzel çalışmalara imza atılacağını dile getirdi. Sağ olsun var olsun ve Şanlıurfa'da bir ilki başardı. Şanlıurfa'da şu an adliye binasında 24 saat basınımıza doğru haberi, doğru kaynağı alabilmemiz için bir arkadaşımız Süleyman Bey şu an orada görev yapıyor. Bu da bizim için, basın için bir nimettir. Burada da Sayın Başsavcımızın bu duyarlılığından dolayı çalışan gazeteciler adına da özellikle kendine canla gönlüne teşekkür ediyoruz. Hiç kimse diğerine karşı kendisini ezik ya da eksik hissetmez. Dolayısıyla ilişkiler de hep seviyeli olarak devam eder. Bu da her zaman için o ilin, o işte şehrin faydasına. Eyüp Belediyesi ekipleri tarafından yeşil bir ilçe için çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. Eyüp Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'nin talimatlarıyla yemyeşil Eyüp'e söylemini hayata geçirmeye devam eden Eyüp Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçede yeşillendirme seferberliği başlattı. Fiziki projelerle birlikte atağa geçen Eyüp Belediyesi ilçe sınırları içerisinde merkez ve kırsal ayrımı yapmadan park yapım ve onarım çalışmalarını sürdüren ekipler diğer yandan da ağaç dikim çalışmalarına ağırlık verdi. Geçtiğimiz günlerde başlatılan fidan dağıtımına ek olarak fidan dikim işini de sürdüren ekiplerin hedefi yemyeşil Eyüp. Eyüp Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri son olarak Hayati Harrani, Osmanlı, Yenice, Eyüp Kent, Eyüp Nebi ve Eyüp mahallelerinde ağaç ve fidan dikimine başladı. Fidan dikiminden duyulan memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri Eyüp Belediyesi'ne çalışmalarından dolayı teşekkür ettiler. Eyüp Belediyesi memnunuz. Allah razı olsun. Mehmet Ekinci'ye memnunuz. Allah razı olsun. Fidanları ekiyor, park bahçeye bakıyor, ağaçlara ekiler. Yani memnunuz yani, biz Eyüp Belediyesi'nden memnunuz yani, Allah razı olsun. Parkımızın, Allah razı olsun, devletimize, belediyemize ağaçlandırıyor, her şeyinin tedbiri ediyor, Allah razı olsun, biz kendilerine razıyız, Allah da razı olsun, çok memnunuz. Akçakale Belediyesi askeri yetkililerin kilitli beton parke ve peyzaj düzenleme isteklerini kısa sürede yerine getirdi. Çalışma takdir topladı. Akçakale Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kısa süre önce askeri alanda başlattıkları yol yapım ve çevre düzenleme çalışmalarında sona geldi. Geçtiğimiz haftalarda Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'ı makamında ziyaret eden askeri yetkililer ilçede bulunan 2. Tabur 5. Bölük Kapı Karakol içerisinde bazı eksikliklerin olduğunu aktarmış ve Belediye Başkanı Ayhan'dan bu konuda yardım istemişlerdi. Belediye Başkanı Ayhan ise kısa sürede bu eksikliklerin giderileceği sözünü vermişti. Başkan Ayhan'ın talimatlarıyla yollar kilitli beton parke ile buluşturulurken yeşil alanlarda da peyzaj düzenlemesi yapıldı. Yazılı açıklama yapan Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, ülkemizin doğusunda, sınırlarında ve metropol şehirlerde yaşanan bu sıkıntılı günlerde kolluk kuvvetlerimizin bir ihtiyacına cevap verebildiysek ne mutlu bizlere.
Vatan evlatlarının sınırlarımızı koruma görevinde biz de Akçakale Belediyesi olarak elimizden geleni her zaman yaptık ve de yapmaya devam edeceğiz, dedi. Bu haberle birlikte ana haber bültenimizi noktalayalım sevgili izleyenler. Sevdiklerinizle birlikte mutlu ve huzurlu bir akşam geçirmenizi dileyelim. Hoşçakalın.